sevgili seyircilerim merhaba. Bugün bir modacı ile beraberiz. Yaratıcı, cesur ve vizyoner kişiliğiyle Anadolu kültürünü dünya modasına taşımayı başarmış, ülkemizde moda deyince akla gelen ilk isimlerden Dilek Hanif bizimle. Sevgili Dilek, hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. İyi ki geldim. Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz de çok güzel, her zamanki gibi harika gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. E, modaya olan ilgin, merakın, herhalde küçük yaşlarda annenin açtığı butikte başlamıştır diye düşünüyorum. Evet, çok orada doğru. Renkler, desenler, kumaş çeşit çeşit kumaşlar, herhalde orada. Karıştım. Evet ilk öyle ben ilkokuldayken annemin mağazası vardı ve o zaman böyle 70'li yıllar galiba 79 70, o aralar olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> e, o yıllar doğru düzgün butik yani Türkiye'de öyle bir butik diye bir şey yoktu. Doğru. Bombarşeler vardı oralara gidilirdi yani öyle hatırlıyorum. Bir hatta sevgili Mustafa Tavuloğlu'nun o zaman bir pasajda buti. Bir de annemin bir mağazası var. Yani o ikisi o dönemin ilklerindendir. Ve ben okuldan çıkıp böyle büyük keyifle giderdim. Orada biraz vakit geçirir. Böyle askıların içinde oynar falan. Sonra eve giderdim. Annen herhalde bunu fark etmiş olmalı. Senin ilgini destekliyor muydu? Ya aslında şöyle. Ben hep onunla beraberdim. Ee, Çalı, yani hafta sonları da onunla zaman geçirirdim. Ee, mağazaya böyle her zaman daha sonraki yaşlarda da büyük keyifle giderdim. Hani ben orada olayım çünkü insanlarla o iletişimi çok seviyordum. Hmm. Hani oraya geliyorlar, işte seçiyorlar şey fikir verir filan böyle ve ürün almaya giderken ben de geleceğim illa diye tutururdum <laughs> Ürün seçmeye giderdim. Ee, herhalde orada ilgimi gördü ama benim çalışmamı çok da e, istediğini söyleyemeyeceğim. ilk başlarda e, ne gerek var, e, yapma filan dedi. <laughs> evet. Fakat ya. şimdi çok mutlu. Herhalde. Evet. Herhalde. Ee, evet. Peki daha farklı bir meslek mi yapmanı istiyor? Yok aslında ben tabii bizim jenerasyon biz daha erken evlenip hmm. işte çocuk çoluk böyle bir aile düzeni e, kuruyorsunuz. O da hani ne gerek var işte hani senin işte evin, çocukların Çocuklar. gerek yok. Hani çalışma çalışma mı çok arzu etmedi diyebilirim o zaman için. Ee, yani birazcık yadırgadın birazcık ama Yadırgadın çünkü sen, o bütün ki. hep çalışan bir kadındı enteresan değil mi yani çok hani enteresan. benden bunu şey yapmaması zannediyorum ki hani benim şey yapmamı, yorulmamı istemedi. Evet. Hani düzenin bozulmasın, daha çok evde vakit geçir dedi ama kendi benim açısından, bu arada, kendi o açısından olabilir yani. anne olarak öyle Tabii. düşünüyor olabilir ama benim farklı böyle bakışım farklıydı hayata, kadınlara e, ...o duruşları olması e düşündüğüm için... ...evet yani ben onun için... ...biraz hayallerimin peşinden gittim diyebilirim. Çok iyi yaptın. <laughs> Değil mi? <laughs> Lisesi'nden sonra... ...Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi'nde... Aslında ders şöyle aldın. oldu. Evet ders aldım. Çünkü e, çizimlerde e, eksik kalıyordum belli noktadan sonra ve kendim bir de benim e, ortaokuldayken resim derslerim çok iyiydi. Hep böyle ödüller alırdım okullar arası yarışmalarda. Benim resim hocam resimlerimi yollar ve ve en az işte ikincilik, üçüncülük hep böyle ödüllerle ay, gelirdik. Ay. E, o, o merakım zaten çok vardı. E, sonra oradan bir e, öğretmenimiz çok değerli Ali Beydi. Zeynep ediyorum ismi bir hocayla dedim ki hani çocuklar vardı o zaman bende dedim böyle bir çalışma yapalım bir müddet çalıştık karakalem çizimler ve işte teknik çizimlerle ilgiler kumaş boyama dersler birçok dersler yaptık böyle bir sürecim oldu kendimi geliştirmek için aslında yaptığım bir çalışmaydı o harika 1990'da da ilk atölyeni açarak evet. ilk markan Dilek Hanif serisini evet, çıkardın doğru aynen ya 90-91'di. Yani 90'ın sonu 91'in başıydı. Ee, daha önce de bir mağazam vardı. Benim tabii annemden dolayı erkek kardeşim de bu tekstil sektörünün içindeydi. O zaman ilk başlarda çocuklar küçük ben böyle yarım gün çalışarak böyle işte mağazaya gidiyorum geliyorum. Daha sonra dedim ki ben kendime ait bir marka yapacağım. Çünkü o yıllarda çok iyi hatırlıyorum. Türkiye'de çok eksik vardı hazır giyimle ilgili. Yani genelde böyle çok standart kıyafetler, çok yaratıcı olmayan şeyler giysiler. Onun üzerine böyle kendi markamı açmaya karar verdim ve Osman Bey de bir apartmanın böyle bir katında kendi koleksiyonlarımı çıkarmaya başladım. Sonra bir kat daha çıktın, evet. giderek işin büyümeye Büyüdü. başladı evet. çünkü yaptığın... Kreasyonlar bayağı ilgi görmeye başladı. Evet, doğru. Ve sonra ilk butiğini de e, Nişantaşı'nda açtın. Evet, aslında orası da butik değil. Yani bir, bir apartmanın ikinci katıydı. Orası bir showroom'du. Bir nevi ha, show. showroom'du. Biz oradan e, showroom'a taşındık bir müddet sonra. Çünkü olduğumuz yer artık bana e, küçük gelmeye başlamıştı. Ve o arada bir bu abiye gece kıyafetleri hayatıma girdi. Ee, onunla ilgili de çok fazla e, talep mi oluyordu yoksa sen mi seçtin? E, yok kıyafet. aslında şöyle o zaman e, Hülya Avşar şovu bilmiyorum bilir misin Hülya Avşar şovun e, bana teklif ettiler programın kıyafetlerini yapar mısın diye yapımcıyı tanıyordum ben ben de tabii neden olmasın dedim ilk başladığımızda hazır giyim koleksiyonu yapıyorduk günlük Kıyafetlerde. Sonra Hülya Avşar'a özel kıyafetler yaptım ve inanılmaz bir e, herkes istemeye talep başladı. başladı, bir talep başladı. Atölyenin bir kısmında da gece kıyafetleri koyduk. Daha sonra işte böyle bir e, kendiliğinden yani böyle bir durum o <laughs> gece kıyafetin içinde buldum kendimi diyelim. 2002 Öyle. yılında Aya de bir. Evet evet. defile yaptın. Evet. Müthiş evet. Şimdi şöyle oldu orada da bir noktaya geldi işte ben böyle kendinle yarışan bir karakterim. Yaptığım işin hep en iyisini yapmayla böyle bir şeyim var hayat görüşüm. Bir noktaya geldik bir gece kıyafetleri çalışıyoruz ama orada farklı teknikler var. İşin içine girdikçe öğreniyorsunuz ve bir kütür atölyesi ayrı bir kütür atölyesi açtım ve orada farklı teknikle kütür çalışmaları yapmaya başladık. Sonra dedim ki hani bunu yapıyoruz bir bakalım hani neler yapıyoruz görelim bir defile yaptık 2002'de Aya İrin'de çok, çok sesli. beğenildi. Getirmiş. Evet Sonra da 2004'te Paris'e işte gene kendimle bir yarış <laughs> halinde olup evet. dedim ki yani bu o zaman bir işi yapıyoruz. Bakalım ne kadar iyi yapıyoruz. Bunun asıl yeri Paris ve kutu Haftası bakalım gidelim orada Dilek Hanım bir boyunun ölçüsünü görelim dedim. <laughs> Şimdi ve iyi oldu. Onun için şöyle bir soru sorabilir miyim sana? Markanı oluştururken bir strateji planın var mıydı? Hı hı. Yani bu yolu görüyor muydun? Nereye As gittiğini. Aslında şöyle ilk başta sadece yaptığım için en iyisini yapmaya fokustum. Ee, hakikaten bu benim hayat mottomdur. Yani hep o. Ama belli bir noktaya geldikten sonra mesela Paris'e giderken dedim ki işte hani yap, yapıyorsun ama bu hani Türkiye'de değil. Bu bu Dünya, asıl bunun iş, yeri çünkü da, Paris ve kutu Raftası sadece Paris'te. O zaman hani git bakalım orada yap. Dolayısıyla e, o aslında o yol sizi götürüyor belli bir noktaya. Sonra artık ne yapılması gerekiyorsa o şekilde ilerledik. Hani marketing açısından e, bir noktaya geldi. Artık global olmak için e, hazır giyimi de koymak gerekiyor koleksiyonların Hı. içine. Ondan sonra da işte hazır giyimi tekrar bir tekrar dönüş, dönüş yapıp oldu. Onun, ikisi bir arada. Onu da soracağım çünkü halen ikisi bir arada yürüyor. Paris Kültür Haftasında galiba e, Hot Kültür evet. koleksiyonu gösteren ilk modacımız. Evet. Doğru. Öyleymiş. Ve o gün bugündür de galiba her sene devam evet. ediyor. Mi? Arada ara verdim. Hı -hı. E, o da şöyle oldu. Hazır giyime de giriş yaptık. Hazır Hı -hı. giyime giriş yapınca hem Kültür Haftasına gitmek çok ciddi, maliyetli bir iş. Bir müddet ara verdik, sonra da zaten bir pandemi dönemi oldu. Ay, Bütün evet. tekstil sektöründe birçok şey durdu. İşte bu sene tekrardan kaldığımız yerden devam ettik. Peki böyle bir haftaya hazırlık süreci nasıl oluyor? Oldukça e, ciddi bir evet, bir çalışma. çalışma çalışma gerektiriyor değil mi? Yani bir styling çalışması işte konumuz ne olacak e, bunların hepsi düşünüp işte renkleme, e, işte, kuplar, kalıplar hem trendleri Bütün bir taraftan şey e, inceliyorum. Hem Dilek Hanif'in kendi olmazsa olmazlarını ve sonra ne sunmak istiyorum sonra bizim temamız ne? Hı hı. işte orada Osmanlı ya da Osman, Otoman ya da işte e, kendi kültürlerimiz. Kültürümüzden parçalar muhakkak koyuyorum. Ve uzun bir süreç bir de kültür olduğu için çok ciddi el işçiliği var. Şey bir, çok güzel söyledin kendi kültürümüzden parçalar koyuyorum evet. diye. Galiba Dilek Hanif'i biz böyle tanıyoruz. Türk kültürünü, Osmanlı kültürünü eserlerinde, ürettiklerinde kullanan bir evet. modacısın. Bu Doğru. özel bir Doğru. durum. Doğru. Hot kültür dedik de yani böyle yabancı kelimeleri kullanırken ben biraz tedirgin oluyorum. Sen açar mısın? Ne demek hot kültür? Hot kültür aslında kişiye özel daha tam karşılığı bu. Kişiye özel tamamen elde dikilmiş tasarımlar dolayısıyla tam karşılığı bu evet. dünyada da bu şekilde bence teknik olarak da çok değerli yani o işçilikler çok değerli çok severek çalıştığım bir alan diyebilirim yani bir sanat aslında otkotür yani bir otkotür elbise demek yani orada gerçek bir işçilik farklı teknikler var bir tema var yani Paris'e gidip de bunu bir defile olarak sunduğunuz zaman orada yapılması gereken çok fazla e, prosedür var. Var tabii. Var. Az önce de söyledin ya hazır giyim alanında da yarız. Bu iki alanı da tasarım yapmak birbirinden farklı mı? E, farklı. Yani. Farklı. Özellikle Neden? nelere dikkat ne ne, de, ne var farkı var? Bunu ben çok uh, soruyorlar. Şöyle otkotür koleksiyon yaparken bir kere çok özgürsünüz. Çünkü otkotür tekniğinde el işçiliği olduğu için biz her şeyi yapabiliriz. Yani ama hazır giyim öyle değil. Hazır giyimde modelist çalışır, model makineci çalışır. Ve modelistle model makinenin ve sonra seri üretimin yapabileceği belli noktada Hı -hı. E, ürünü yapabilirsiniz. Orada hep bir fiyat şeysi vardır. Yani uymanız gereken aralıklar vardır. Oradaki dinamikler çok Çünkü daha çok, farklı. çok insana Serili aynada oluyor aynada tabii itibariyle. 36'dan işte 44 bazen 46 bedene kadar ürün yapıyorsunuz. O yaptığınız modelin her o bedene uygun olabilmesi lazım filan. Halbuki yani kütürde de ben 46 beden birine bir şey tasarlayabiliyorum ama orada <laughs> çok özgürüm. O kişinin tüm özelliği, boyu, posu neyse tamamen ona özel çalışıyorum. Ya kişiye özel Güzel bir Tabii kişi çalışmış kişiye çalışmış. özel, evet. 2003 ilk bahar yaz koleksiyonunda yer verdiğin geleneksel iğne oyası evet. figürleri. Evet, Ödül evet. almışsın evet. değil mi? Evet, En başarılı moda tasarımcısı ödül almışsın. Evet, almış. evet. Kültürümüzün bu geleneksel motiflerini e, modern bir tasarımın içinde görmek gerçekten muhteşem. Ama bu sentezi yakalamak herhalde pek kolay değil. Bu bir e, fikirdi ve bunu hayata geçirdim ve de karşılığını da gördün. Evet. Çıkış noktası neydi? Nasıl ilk nasıl e, bunu denemek istedin? Şöyle aslında ben bunu e... Paris'e ilk gittiğimde aslında benim serüvenim biraz orada başlıyor. Bu Osmanlı ile olan ilişkim. Ee, giderken demiştim ki yani orada zaten dünya devleri var. Yani herkes her şeyin en güzelini yapıyor. Onlardan ayrışmak için özgün ol, olmalıyım. Ve özgün olmak için de ne yaptım? Döndüm tabii kendi Değil kültürümüne mi? de arkamda ne var bir baktım. Ve bu inanılmaz bir hazine. Dolayısıyla öyle bir başladı. Daha sonraki zamanda da bu en son yaptığım... E, Geleneksel el sanatlarından olan koleksiyonda gene bu bir televizyon kanalından bir Onu, teklif e, geldi. Yani o şekilde de. ben hep bir bir yakınlığım ve sıcaklığım var. Yani e, çok seviyorum kullanmayı ve onları bugüne uyarlamayı. Gerçekten tasarımlarında Anadolu coğrafyasının renklerinden gerçekten ustalıkla faydalanıyoruz. Çok Koleksiyonların yer olduğu şovlar da bir o kadar ihtişamlı. Mesela 2016 yılında Zegma eşi. O muhteşem. Gerçekten. Kutlu kumaşıydı ilk projemiz. Kutlu'nun tanıtımı o zamandan başlamıştı. Onlar çok güzel bir sevgili Fatma Şahin ve o grup bir arada çalışma yaptılar. Onlardan bir teklif geldi. Onun üzerine Kutlu'yla beraber ben kendi koleksiyonumu birleştirdim. Zeyukma'da inanılmaz bir defile yapmıştık. E, Görüntümüz hakikaten. var öyle e, mi? O gerçekten eee izleyelim beraber. Tabii hanım çok güzel. ederken bile tüylerim diken diken oldu. Gerçi elbiseler tabii ki çok güzel ama böyle de bir Mekan'da, atmosferde çok iyiydi, sunuluyor çok olması muazzamdı. Kutlu kumaşını kullan yani başta biraz daha düzlerden sonra daha Uzun elbiselere geçtik. Hakikaten çok güzel, e, çok güzel bir defileydi. Hala şimdi bakınca hatırladım. Hepsi bugün giyilebilir. Değil mi? Hepsi. Değil mi? Dolayısıyla benim aslında e, özelliklerimden biridir o. o. Zaman, bir daha gördüm o yani. O zaman sorayım mı sana? Şimdi her tasarımcının kendi tasarım kodu var, bir imzası var. Tabii ki. Dilek Hanif'in stil kodları nelerdir? Yani e, ben zarif ve elegan kadın benim için olmazsa olmazdır. E, muhakkak kadını öyle görmek istediğim için tasarımları hep öyle yaparım. Ama onun dışında bizim e, kütürde e, el işçiliğimiz, e, atölyede yaptığımız işler hakikaten e, dünya çapında diyebilirim. E, çok akışkan ve hani böyle kumaş... E, gibi ama sırf işleme inanılmaz parçalar yapıyoruz yapabiliyoruz ve drape çalışmaları ve şifonlar benim işte olmazsa olmazımdır hani birisi olmazsa... uzaktan gördüğü zaman bu bir dilekanif elbisesi diyebilir bunu dedirtmek çok önemli bence yani e, bana göre çok diyen oluyor gördüm elbisenizi dilekanif dedim diyen çok oluyor Neydi benim ben? için çok büyük mutluluk tabi Peki bu yani bir kişinin doğuştan gelen bir yeteneği mi bu? Bu yoksa sonradan çalışarak kazanılabilecek bir şey mi? Ya bence doğuştan, doğuştan gelen, diye. kesinlikle bu tip işlerin Sonra muhakkak bize... yetenek, evet. Ben bunu çok enteresan, bu işin tam böyle işte Parsons'ta okudu benim iki kızım, onların başı vardı Tim Gunn diye bir beyefendi. O bir gün o arada da bir gazete için yazılar yazıyordum. Dedim ki bir röportaj yapalım ve ona direkt sordum. Dedim sizce nasıl yani ne düşünüyorsunuz Parsons'ın başında direktörü? Dedi ki bence bu iş önce yetenektir. Ee, ama tabii ki biz burada o yeteneği çok daha verimli hale getiririz. Tamam. hiç Bu okula girip hiçbir şey yapmadan yani yarısında ya da ilk senesi bırakıp gidip çok iyi başarı sağlayan insanlar var. Ama buradan çıktıktan sonra farklı boyuta gelenler var. Dolayısıyla ben yeteneğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çocukluğunda ya da gençliğinde annenle beraber defilelere gider miydiniz o Yok. yılların? Yok, hiç Peki, hatırlamıyorum. Modacı olarak gittim. merak ettiğin, hayranlık duyduğun... Yani e, tabii ki çok ben mesela bir Coco Chanel e, hayranıyımdır. <laughs> ben onun hayattaki duruşunu yaptığı iş için verdiği mücadeleyi o, evet. o yaşlarda, o, o senelerde diyelim yanlış söyledim Doğru. o yıllarda hakikaten e, o, o şeyine duruşuna çok hayranım. Yaptığı işe de çok hayranım. Hani bugün biraz daha tabii çizgisi değişti artık ekonomik başka şartlardan dolayı değil başka tasarımcılar e, ama onun çizgisi mesela Bugün de klasik. Dün vardı, bugün var, yarın da olacak. Bence çok çok başarılı. Ben de Dilek Hanif için aynı şeyi söylüyorum. <laughs> teşekkür ederim. Gerçekten Olabiliyorsam hayranlık. Olabiliyorsam ne güzel. Benim Gerçekten için hayranlık uyandırıyorsun. Çok çok hem sağ Hem varlığınla hem ürettiklerinle. Sağ olun, Gerçekten. çok teşekkür ederim. Ben e, zaten e, çalışan, üreten bütün kadınlara hayranım. E siz de. de çok güzel öyle bir örneksiniz. <laughs> yani hala ne kadar büyük keyifli. Teşekkür mi? ederim. Hala üreten, hala çalışan, daha hala arayan birçok e, koleksiyonlar çıkarıyorsun. Ve dünyanın da önemli moda defilelerindesin. Ve ürünlerin uluslararası pazarda evet. satılıyor. Bizim kültür elçimizsin. Yani biraz öyle diye biraz değil öyle aslında. Evet, evet. Yani biz mesela 2004'te Paris'e gittiğimizde ilk kütür koleksiyonunda ya basın girdi, show odada bakıyorlar kıyafetleri arka tarafta. Birçok Birçok kişinin gelip ya bunlar Türkiye'de siz böyle şeyler mi yapıyorsunuz? Yani 2004 tabii çok eski bir tarihten bahsediyorum çok demiştim ki ne kadar değil üzücü. <laughs> yani hani niye bizi başka türlü giyiniyor zannediyorlar? Yani bizle ilgili hiçbir fikirleri yok. Dolayısıyla hakikaten siz orada bir kültür gösteriyorsunuz. Hani Türkiye'de bir tasarımcı nasıldır? Neler yapar? Ya da Türk kadını neler giyeri? Yani. Ee, o gün için, yani bugün artık biraz daha öğrendiler herhalde ama. <laughs> yani soft power dediğimiz güç bu. Evet. Ee, gerek işte modamızla, gerek sporumuzla, gerek sinemamızla Kesinlikle. vermeye çalıştığımız bu. Başarından söz ediyoruz da bu tek başına olmuyor. Zannediyorum arkanda bir de ekibin var. Hem Tabii. de iyi bir ekibin var. Ekip kurarken e, tecrübeyle yenilikler arasında bir denge kurmaya çalışır mısın? Yüzde yüz. Yüzde yüz. Kutürde çok fazla olmuyor. Yani kutürde ben çok uzun yıllar çalışıyorum ve bunun, bunun için de çok şanslıyım. Biz bir aile gibiyiz. Bence. İşteki başarı biraz da sizin iş hayatını yani iş yerinizdeki konforunuz, oradaki insanlarla olan bağınız da çok önemli. Çok. Yani birbirinize olan güveniniz, alışverişiniz. Kütür kısmında tabii ki orada da muhakkak defile hazırlıyoruz. Çok yetenekli, çok iyi ustalar ama oraya yeni vizyonlarla farklı işler yapmak üzere ben ve başka bir ekip çalışıyoruz. Yani onu aslında mix ediyorum. Harika. Diğer tarafta hazır giyim için de öyle. Yurt dışından da danışmanlık alıyoruz mesela. Hani onlardan da fikir alışverişi yapıyorum. Onun dışında hazır giyim dedi. E, tabii ki yeni jenerasyonla benim görüşlerim aslında inanılmaz güzel bir çalışma oluyor yani ben güzel. o çok genç yeni çok yetenekli bir ekip onlar bana bir fikirler veriyorlar ben onlara bir fikirler veriyorum ve ortada çok hoş bir, bir şey çıkıyor yani. bir çok de güzel bir sinerji denge, evet, gerçekten öyle hakikaten öyle herhalde ben e, hani Dilek Hanif diye baktığım zaman bayağı disiplinli çalışkan bir Öyle. hanım olarak görüyorum. <laughs> Çalışanları merak ediyorum. <gülüyor> Zorlanıyorlar. <gülüyor> ya geçen gün kızım bize ne yeni çalışmaya başlayan birisine demiş ki ay yandın annem çok sordu <laughs> <laughs> Sonra gerçi bana dedi ki Dilek Hanım kızınız böyle diyor ama siz ne dedi çalışmak. Çok kolay aslında benle çalışmak çok kolaydır Hı. belli disiplinlerin olduğu sürece ben hakikaten Bir sene e, yok zaten Evet ama e, evet benim kurallarım vardır ben uyuyorum onlar da uyusun çünkü başka türlü olmaz Yani o başarıyı yakalayabilmeniz şey. için belli bir disiplin içinde olmak, olmak lazım gerekir. Sevgili Dilek koleksiyonuna ait parçalar dünyaca ünlü isimler tarafından da tercih evet. edildi Bunlardan biri de Jane Fonda. Evet. O da aslında çok önemli. Bir stil ikonu bence. Evet. Doğru. Ee, büyük böyle ödül törenleri yapılıyor mesela Oscar, evet. ünlü yıldızlar, olağanüstü, birbirinden şık. Ee, bu şıklığın arkasında da e, ünlü tasarımcıların imzaları var. Seyircilerimiz için anlatır mısın sen? Bu geceler, bu şıklık, bu ihtişam. Bunun arkasında nasıl bir işleyiş var? Yani bu kişiler kendileri gidip bir e, e, butikten bir şey alıp giymiyorlar. Bunlara bir hazırlık Tabii yapılıyor. Ki. Yani senin tanık olduğun... Tabii ki. E, bir hazırlık onun için merak evet, ediyorum. Evet şöyle çok ciddi bir hazırlık var orada. Mesela ben Jane Fonda'dan anlatayım hani yaşanmış bir örnek olduğu için. Orada biz Paris'te Kutur Haftası'nda koleksiyon gösterdik. Orada çalıştığım ajans birçok stylisti ve basını davet ediyor. Gelen stylistlerden birisi Jane Fonda ile çalışıyormuş. Daha sonra bizim ajansla kontak kuruyor diyor ki böyle böyle işte gösteriyorlar onların içinden bir iki kıyafet beğeniyor. O sırada Los Angeles'ta da bir ajansımız var. Belli dönemlerde çalışıyoruz onlarla ve bizim kıyafetimizi yani bir stylist onun için seçiyor. Onların içine 20 tane mesela kıyafet gitmiş. Ben kendisine sormuştum sonra çünkü biz tanıştık Los Angeles'ta bu stylistiyle. Dedim ki ya nasıl oldu? Yani dedi ki 20 tane kıyafetin içinden sizinkini Siz... beğendi. Hem çok muazzam bir işçilik ama hiçbir kadının önüne geçmiyor dedin. O kadar hoşuma gitmişti ki aslında Aynen. tam ben... ya yani bir kadının önüne geçmiyor. Kişiliğin önüne geçmiyor ama muazzam Kişiliği bir yansıtıyor. işçi. Evet. E, saçı, makyajı on, yani o gece... Çok ciddi bir hazırlık oluyor ve ciddi bir ekiple çalışıyorlar hepsi. Her bir oyuncu bir ekiple e, tabii çalışıyor. Tabii ki. Ee, Hiç kolay bir şey değil yani orada ben, gördüğünüz o final e, bayağı ciddi bir ekip çalışması. Biz sonunu görüyoruz ama tabii. tabii ki onun bir arkası olduğunu tahmin ettiğimiz için zaten sordum çünkü sen şahit oldun diye böyle özel büyük gecelerde sen kimi giydirmek istersin? Mesela ben şu an e, Kate Blanchett'i çok beğeniyorum. Of tabii. Merylis'te bayılırım. Hı. Mesela bana keşke diyorum ki öyle bir şey gelse hani keşke diyemeyelim gelmesi çok ha, ben de şey yani olur da Deme, bu, ama kontu kont şey olmak lazım hani kontak olmak lazım. Az önce saydın ya işte senin defilerini izleyen yani, e, bir e, kreatör mü dedik, olabilir lazım. bir stylist birisi, bir stylist alıp senin elbiseni e, götürecek. Aslında biz bir şey ya, kontak olsak memnuniyetle giyer diye düşünüyorum zaten. Direkt olarak kontak da <laughs> yani, bir geliyor bana. O olabilir tabii de hani mesela onu çok beğenirim. Onun duruşundan dolayı oyunculuğu ya yani bambaşka bana e, yani, keyif veriyor. Keyif, yani, Bu saydığın iki isim değil de, mi? E, benim için de gerçekten. İnşallah o da olacak. İnşallah tabii canım. <laughs> Daha vaktimiz Aslında var. Aslında ben onların <laughs> üzerinde bir Dilek Hanif e, imzası taşıyan hatta Osmanlı Türk motifleri işlenmiş bir Şahane. Çok güzel. Yani Nefise olur. Bu konuştuğumuza göre demek ki. Tamam hadi bakalım. <laughs> 2004 yılında da ünlü tasarımcı Raflore'nin Lauren'in e, meme kanserine evet. dikkat çekmek için başlattığı bir kampanya vardı. Evet. Sen de defileler evet. yaptın evet. ve evet. katkıda bulundun. Evet. Destek verdi Evet. Ya bu tip şeyler tabii proje geldiği zaman özellikle kadınlar ve çocuklar işin içinde olduğu zaman ben yapabileceğim ne varsa elimden geleni yapmaya çalışıyorum. O da onlardan bir tanesiydi. Farkındalık evet. yaratmak için yapıldı. Ee, çok da güzel geri dönüşleri olmuştu. Ne güzel, ne güzel devam eder diye ümit ediyorum belki de sen özel olarak çocuklar için şey başlım şey. Şimdi işte gençler için bu yeni şey yok olmaya yüz tutan el sanatları için bir şeyler yapmaya hı hı. çalışıyoruz. Bu okullardan teklifler geliyor. Hani bilmiyorum ki belki zaman içerisinde biraz öyle bir şeylere de zaman ayırabilirim. Hani Evet, sen sürekli üreten bir kişisin ve bir rol modelsin. Onun için bu tarz çalışmalarda İnşallah seni görmek istiyorum. İnşallah. Dünyada tanınan bir Türk modacı, bir tasarımcı olmak sana neler hissettiriyor? Nasıl bir? Ya, aslında çok, mu? evet. Ya dünyanın her yerinde çok farklı yerlerde bazen çeviriyorlar. Filan ben böyle e, hakikaten çok e, bir kere Allah Allah diyor. Hani Türkiye'de tamam da yani yurt dışında birisini <laughs> ben tanıması gerçekten çok, güzel. çok hoşuma gidiyor. E, ve sorumluluk tabii ki. E, Allah'tan böyle belli çizgileri olan bir insanım. E, hani neyse moyum her yerde. E, belli bir hayat görüşüm ve duruşum var. Onun için öyle çok belli bir Hayat yok. görüşün, belli bir doymuşluğun, belli bir e, çizgin... Ee, ve olgunluğun var gerçekten e, bu bir farklı farklılık ee, hani şöhret olup da onun şımarıklığına yaşayan yok, bir yok, e, modacı değilsin <laughs> yok. yaptıklarının üstünü nasıl aşabilirim diye hep bunun için kafa yoran bir insansın tebrik ediyorum seni. sağ olun çok teşekkür ederim şimdi 2019 yılında NTV'de bir dile kanıf ile evet. halkın sanatı evet. değil mi e ee, aslında büyük bir projeye dönüştü o. Çünkü Anadolu'nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıdı. Evet. Bu hepimiz için çok çok faydalı bir program oldu. Yani biz tekrardan kendimizi hatırladık, kendimizi tanıdık. Bu proje nasıl ortaya çıkmıştı? Ya bu projede gerçekten beni çok mutlu eden bir proje. Öncelikle söylemek istiyorum. Ee, tam böyle hani vardır ya mesleğinize belli şeyler yaparsınız. Bir noktada da artık başka nasıl bir fayda sağlarım? Hani daha sonrası için ya da bu işi... Yapan farklı insanlar için diye düşünürken NTV'den bu teklif geldi. Ee, dedim ki hani harika tam. tam zamanında ben de ne yapabilirim acaba Beni diye düşünüyordum. Beni tam düşünüyordu. zamanında yakaladınız. <laughs> evet, yakaladılar. yakaladılar. <laughs> ee, sonra e, sponsorumuzla beraber programı yapmaya başladık. Ee, tabii çok uzun bir süreçti. Üçüncü, üç sezon yaptık. Evet. Sonra tekrar çok istendi, çok beğenildi program ve hala istiyorlar. Yani şu anda artık hani finali yaptık, sergisini yaptık. Çok güzel bir sergi oldu ya, AKM'de. AKM'de evet. ee, kitabı yapıldı. Güzel bir döküman oldu bir kere. Evet. Ve inanın gittiğimiz birçok yerde hakikaten o sanatlar yok olmaya başlamış. Ve onlarla evet, birilerinin ilgilenmesi, benim onu alıp atölyemde farklı şekilde yorumlanmam, birçok üniversitede hocalar ders olarak veriyorlarmış. Ben yani bunu birebir dediler ki sizin dersinizi, programınızı evet. öğrencilere Dilek Hanif'in programını seyredin, aynı projeyi siz kendinize uygulayın diyorduk dediler. Evet. Çünkü bir örnek teşkil Etti. Yani onları bulup çıkarmak gerekiyordu. Harika. Biz öyle bir şeye bir ön ayak olduk bu program vesilesiyle. Türkiye'de gidilmedik. Ha, hakikaten e, öyle. Yer açılmadık, Neler? sandık bırakmadık. Evet. Antep'in kuntusu var. E, Antep'in başka nesi şey, var? Şey Erzurum'a gittik. Erzurum. Ehram. Tokat'ın evet. Tokat tahtı Evet evet. Tokat'ın tahtı. Erzurum'un ehramı. Bartın'ın tel kırması. Tırması, evet. Ben Bartın'ın tel kırmasını kutur koleksiyonumda da kullandım. Mesela oraya Paris'e götürdüm onu da. İşte. Yani hani e, bunlar çok önemli. Bence de Yapmamız çok Yapmamız gerekiyor, ve... göstermemiz gerekiyor. Evet, evet böyle sandıklardan herhalde sana çıkarıyorlar. Aslında ilk okuması. başta sandıktı proje o şekilde. Sonradan biz ekip şöyle bir araştırma yaptı. Dediler ki bu sandıktan çıkan şeyleri insanların yıllarca sakladığı bir şey. Yani ya onu kesip biçmeyelim. Biz onlar şu anda ne Örnek durumda? Bakalım. Yapılıyor mu? Kim yapıyoru? İşte o şekilde araştırınca e, yok olmaya yüz tutmuş birçok e, el sanatı gördük. Gerçi yüz tutmamış kullanılıyor ama az. Yani Tabii. bugün artık bunları biraz daha farklı boyuta taşımak lazım bu işçilikleri ki e, yok olmasın. Gençler ilgilenmiyorlar yoksa? Yani onu yapmak istemiyorlar artık sıkılıyorlar ama, el sanatı çünkü biraz zaman alan bir şey em, evet. <laughs> yani ama insanımızın da güzel bir yanı vardır böyle kültürünü paylaşmaktan hatta tanıtmaktan mutlu olur gittiğin e, yerlerde ben dilek hanım bizim sandıkta bak, e, benim işte nenemden kalma şöyle bir şey var ama bir aile yadigarı onları da seninle paylaştılar. Çok çok beni hala atölyeden arıyorlar şu kadar seni önceden var. kalmış şu var. <laughs> ben diyorum ki ben onlara kıyamam. <laughs> ee, onlar tabii başlı bir başına farklı bir boyut ama e, gençlere örnek olması ve onların dikkatini çekmesi bu el sanatlarını tekrar gündeme getirmek ve farklı bir şekilde yorumlamak. Bence oradaki sorun şu, çok traditional kalıyorlar ya. Mesela geleneksel. el işleri. Evet, geleneksel. O sadece hani bir mesela Maraş'ın bir işlemesi var. Sırma, inanılmaz bir işleme ve evet, çok zor bir işleme. Ama daha çok işte şeyler, kına bindallı. geceleri, bindallıda. Halbuki ben onu mesela Kadife bir takımın üstüne yaptım. Hani o çok değerli bir el işçiliği o takımı başka bir boyuta taşıdı. Hani bir akşam kokteyle giyip gibi gibi. Ancak gibi. böyle yaşatılıp. Evet. O İleriye işte taşın. gardıroba İleri. sokmak, günlük hayata sokmak lazım. İşte tokatın baskısı diyorsunuz, tokata gittik biz. Tokatta işte yapıyorlar ama e, daha çok böyle kimono gibi bir şeyler, daha turistik yerlerde giyilecek Hı -hı. gibi şeyler, parçalar. Halbuki oradan biraz özen, biraz tasarım eklemek lazım ki onun boyutu e, değişsin ve o zaman oraya verilen emek de karşılığını bulsun. Çok güzel söylüyorsun programdan görüntüsü var. Ay görüşürüz. harika. Son bitmiş hali bu. Yani yıkandığı zaman hemen yumuşadı. Ertuğrul Bey merhaba, İpimi aldım, tekme mancılık işlemini yaptırdım. Şimdi dev da. Da. Devda. evet dev işlemiymiş bundan sizde evet. sizden yapacağım. Çok evet. etkilendim. Şimdi artık e, ipeğimi alıyorum ve kumaş olma yolundaki yolculuğuma Hay devam olacağım. etmek olsun üzere olsun gidiyorum. Inşallah. Tamam süper. O zaman bitişe geçiyoruz. Sonra kemerimiz tamam. hazır. Bu programın gelecek nesillere bir hazine olduğunu düşünüyorum ve birçok insanı e, hayat tek şeye geçirecek, harekete, harekete. geçireceğine evet, inanıyorum. Ellerine sağlık, Sağ olun. emeğine sağlık. Edelim. Zaten diyorsun ki hayatta en keyif aldığım bir keşif yolculuğuydu. Evet, evet. hakikaten öyle. Çok güzel söyledin. Çok çok güzeldi. Türkiye'yi bu kadar yani biz yaşıyoruz. İstanbul'da işte e, hani çok da gezmiyoruz. O kadar bir cennette yaşıyoruz. Değil mi, ülkemiz, yani nasıl büyük her keyif aldım. Bir şey. O insanların o e, farklı bir şey. Yani ülkemiz gerçekten Şeyi de gördün mü orada Türk insanı misafir olmaz mı? Yani her yerde yemek yedirmek için. kızım. <laughs> biraz daha ye biraz. <laughs> ya yani çok muazzam bir deneyimdi Bu benim için. Bu çalışmayı bir de kitap haline getirdik. Evet halkınsın Evet, güzel bir doküman oldu. En azından bu tip şeylerle ilgisi olan herkes için nerede ne bulacaklarının kısa bir özeti var. Harika. Ee, güzel oldu. Ee, Senin sitenden de ulaşabiliyorlar. Evet, oradan ulaşabiliyorlar. Maalesef bir bankanın sponsorumuz olduğu için satışını yapamadık. E, dolayısıyla Ama aslında çok de şey oldu. E, talep de var. Ancak işte bir QR koduyla e, siteden girip Sistem. bütün şeylere bakabiliyorlar dokümanlara. Çok güzel. Böyle insan, ya yani emeğinin böyle somut birebir karşılığını almaksı ne kadar büyük bir mutluluk. Çok. çok Hakikaten öyle. Gurur. Çok çok. Ee, Tebrik ediyorum tekrar tekrar. 2012'den beri Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin de yönetim kurulunda yer alıyorsun. Evet. Ama evet. şimdi değilim. Bu sene artık ayrıldım. <laughs> Ama çok keyifli bir süreç geçirdim. Beni çok farklı boyutta besleyen bir süreç. Çünkü orada da çok tekstilde son derece ihracat yapan, yani ben tasarımcı kimliğimle oradaydım. Çok farklı insanlarla tanıştım ve çok Farklı şeyler öğrendim tekstil adına. Ben o da merak benim için güzel ediyorum. bir deneyimdi. Koskoca bir endüstri, bütün dünyada pek çok evet. ülkede bayağı ekonomini ekonomiye e, katma değer kazandıran evet. bir sanayi. Bizim yerimiz ne dünyada? Yani biz ürettiğimiz bu e, giyim sanayi ile. Ya aslında bir dünyada ayı, pazarlayabiliyor muyuz? Ya pazarlıyoruz ama zaten şu anda yani en son şeyi bilmiyorum biz dernekteyken muhakkak 15 günde bir ayda bir genel rapor, rapor geliyordu. Değil. Toplantılarda konuşuluyordu. Şu anki son şeyi bilmiyorum durumunu ama genel olarak bildiğim şu ki Türkiye'nin çok ciddi bir yeri var. Dünyadaki tekstil Bunu sektöründe. Bunu duymak çok beni. Evet evet öyle yani yani hakikaten çok büyük fabrikalarımız var. E, ve e, çok ciddi ihracatımız var e, şey olarak da üretici olarak da e, Çin'den e, birçok dünyanın birçok markası elini çektikten sonra Türkiye'deki standartlar daha iyi olduğu için buraya fazlasıyla bir akım oldu ama şu andaki son şeyi bilmiyorum açıkçası dünyadaki da konjektürler ne derece inşallah. olabilir olabilir e, ben benim bildiğim dünyada birçok marka burada Tabii, üretim üretim çok fazla evet. yapıyoruz, evet. Daha da iyi olsun inşallah. İnşallah. Gaziantep Üniversitesi'nde moda tasarımında evet. sürdürülebilirlik yaklaşımlar hı hı. konulu bir söyleşi evet. yapmıştın. Evet. Öğrencilerle bir araya geldin. Evet. Moda da sürdürülebilirlik hı hı. üzerine. Evet. ...neler söylersin? Ee, biz bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Kırklar elinde de böyle bir çalışma yapıldı. Ve orada mesela sürdürülebilirlikle ilgili yaptığım çalışmada... ...kadınların evlerinde kullandıkları... ...işte çarşaflar, eski masa, masa örtüleri, eskiden kalma tığ işleri vardı Benfeller. biliyorsun... ...salonlarda hmm. falan böyle konurda hala da kullanılıyor ama... ...hani gittikçe azaldı. Ee, onları toparlayıp onlardan bir koleksiyon çıkardık. Bu da bir örnek çalışma meydi aslında. Hani sen, bunu sen atmayın de. ben yaptım aa, onu. Bir koleksiyon aa. haline getirdim. Ve onu bu şeyde gösterdik etkinlik sırasında. Ama onun dışında sürdürülebilirlikte bence yapılması gereken artık hakikaten tekstil sektörü e, ciddi tedbirler alması gerekiyor. Ben mesela koleksiyonlarımda artık içinde sentetik olan kumaşlardan mümkün olduğu kadar e, kullanmamaya gayret gösteriyorum. Daha doğal kumaşlar. Tüm hiyas sentetiğe evet, gitti evet, ve evet. mal kualitede çok yani çok az öz gözükmeler. yani buna çok dikkat etmemiz gerekiyor çok ürün almayalım evet öbür ürün daha pahalı e, sentetik olduğu zaman ister istemez daha ucuz yani bu çok doğal Maalesef. ama e, bu ürünler mesela bu şu halkın sanatında yaptığımız ürünler bile yani hepsi doğal ürün düşünebiliyor musunuz hem doğal hem doğayı pisletmiyor e, vücuda sağlıklı Sağlık biraz, biraz daha. daha fazla ödeyip onu almanız ve onu devamlı dolabınızda hani her sezon bu Fast fashion var ya bu da tabii maalesef e, modanın çok e, ciddi ayıplarından biri olduğunu düşünüyorum. Ay, aynı fikirdeyim. Değil. Yani e, illa ki her sezon bir şey değiştirmemiz gerekmiyor. Az öz kaliteli ürün alıp onu kombinlerle her sezon farklı şekilde uyarlayabiliriz. Ya, her dönem bir şey moda oluyor ya. ve herkesin üzerinde aynı kıyafetleri Eğer... görüyoruz. Yani kimine yakışıyor? Kimine yakışıyor. Kimine evet yakışmıyor. E Çünkü bu trend raporları bu işi yapan sektörün de bunların da işi bu. Yani sattırmak üzerine. Evet. Dolayısıyla aslında bizlerin seçici olması gerekiyor. Bir kere her kadının kendi tarzını belirlemesi gerekiyor. Hı. Bana ne yakışır Hı. önce? Vücutuma ne yakışır? Do ondan sonra zaten bu belli bir yaşta vücutunuzu tanıyorsunuz. Kendinizi tanıyorsunuz. Ve tabii, tabii ki trendlerden ben hiçbir zaman ayrı Zaten kalalım başım, da demode olalım mi? demiyorum tabii ama ki. muhakkak bunu uyarlıyor olmamız gerekiyor. Uyarlayanın kendimize. evet seçici olması e yani, gerekiyor. Yani evet. Kendisi ben hakikaten Farkındalık gerekiyor kendi kesinlikle tanımak gerekiyor e, giydi elbiseyi nerede giydiği de çok önemli. Nerede, nasıl kullandığınız evet. çok önemli. O trendler bazen hakikaten insanlara bakıyorum. Allah'ım diyorum. Yani hani bir kadına bunu nasıl yaparsın? Değil mi? Kötülük yani, yapıyor. Hani hakikaten olmayacak şeyler. Trend raporları çıkıyor. Biz ekip dediğinle çalışıyoruz <laughs> beraber. Bana işte sunuyor. Bu var Dilek Hanım. Bu. Diyorum ki bir kadının bunu giymemesi gerekiyor. <laughs> Kesinlikle bu bizim trend. <laughs> <benim dışında>. <laughs> <Böyle> bizim şey <laughs> Biz onun şurasını alıp bunu bu şekilde koyabiliriz gibi. Yani bunu tasarımcılar hani yapıyor. O zaman zaten markan oluyor. Hani sen bir markayı beğeniyorsun evet. ve takip ediyorsan zaten o kişi senin adına bazı şeyleri yarım, yorumlamış olması lazım. Zaten marka farkı böyle bir şey. Yani bu konuda evet çok dikkatli olmamız lazım. Ee, senin gibi böylesine bir duayenin ağzına çıkacak sözleri inşallah dinliyordur seyircilerimiz. Gerçekten ee, önemli senin de böyle düşünmediğini biliyorum ama şöyle bir yaygın kanı var diyorlar ki güzel giyinmek için şık olmak için çok para lazım hiç değil neden şart olmadığını istersen hiç değil bence hiç Sen... değil bugün yani parayla mı sadece şık hayır olunur? hayır bence bu tamamen yani kendinize ait bir vizyonunuz kendinize ait bir stiliniz varsa hani çok basic dümdüz bir şeyle bile e, Küçük bir aksesuarla, bir fularla, bir, bir yani bu şık olmak gerçekten parayla alakalı değil. Hiç Hatta değil. çok parası olup da e, maalesef çok fena, ıı, yani çok çok olan çok insan var. Bazen parası olmak herkese yaramıyor diye diyebilir. Kötü, kötü. üzerinde bir sürü marka takmış Aynen şık yani. O facia öyle bir son trendler çıktı biliyorsun, markalı, üstünde böyle logo gibi geziyorlar. Yani. Benim en rahatsız oldum. O şey odur biliyor musunuz? O, o yani bir zaman e, tercihim olmamıştır. O dünyaca ünlü markalar, Tabii ki. koskocaman logoları böyle ya tişörtünde ya çantanda, ya oranda buranda. Yani onu Hırıç beğenip giyen var yani olur. işte ama çok beğeniliyor. Ben anlayamıyorum gerçekten. Yani bir kadın ya da bir adam neyse yani koca bir markayı üstünde niye taşımak ister? Afiş gibi yani hani böyle şey logosu gibi nasıl dolaşılabilir yani? Gerçekten ben de hiç sevmem ve çok rahatsız olurum. Şimdi az önce dedi ya ben de merak ediyorum. Neler bekliyor moda dünyasında yarın bizi? Hani herkes... Ee, aslında insanlar rahat giyinmek istiyorlar Artık Böyle öyle oldu Yani salaş e, evet, doğru. E, eşofmanlarla gezseler daha çok memnun <laughs> olacaklar filan yani, ya hani... şöyle bir şey oldu. Pandemiden sonra o pandemi <laughs> o döneminde dönüyor. biliyorsun insanlar şey yani o kadar rahat giyime alıştılar ki birçok iki ayrı grup vardı. Kimisi diyordu ki biz bu pandemiden sonra artık bu böyle gider. Herkese şofmanla dolaşılır <laughs> bu hanımlar arasında konuşulan. Bir da hayır özlenecek ve tekrar. Bence e, tabii ki özlendi ve e, hani tekrar güzel giyinmek iyi giyinmek. E, isteyen yani grubun çoğunlukta olduğunu evet. düşünüyorum ama şeyler kuplar değişti. Oversize'lar başladı. Daha rahat, daha salaş. Yani kadının formundan aslında çıkmak gibi. Evet, yani koca şimdi <laughs> o, onu giyen belli bir boyda, belli vücutta birileri çok güzel taşıyabiliyor. İşte mı? biraz önce konuştuğumuz konu aslında. Yani o herkesin taşıyabileceği bir şey değil. Ve inan, kadınları bazen bakıyorum şeyden çıkmış gibi. Yani o o o rafetten ya yani kadınlıktan çıkmış gibi o 60'lı yıllar mesela benim exact. o hayran oldum ne böyle ne kadar güzel anlayabiliyorum zaman değişti bugün farklı ama gene de o dengeyi yakalamamız gerektiğini düşünüyorum ne ee, yani e, biraz o oversizeler falan olmadı mı olmuyor bir şey zorlamaya gerek yok ki yani e, bu konuda konuşacağımız tartışacağımız çok şey evet, daha var diye düşünüyorum. <laughs> Ee, yani kadın deyince ben Dilek Hanif'in çizgisini çok beğeniyorum. O kadını bütün asaleti, bütün zarafetiyle ve bütün kadına, kadını yansıtıyor. Yani kadını yansıtıyor benim gözümde. Az önce izlediğimiz defilede bile gördüğüm şeyler bayağı tüylerim diken diken ettim. Birbirinden zarifti. Ee, bütün bu yoğun çalışmaların yanında sevgili Dilek iki tane de pırlanta gibi evlat yetiştirdi. Evet. Onlar da galiba senin gibi annelerin izinden yürüyorlar. Yok değil. Değil <laughs> mi? <gülüyor> maalesef. <gülüyor> Ama onlarda i̇kisi da ikisi de bir aslında yaratıcı. evet tabii de yani hani benimle beraber çalışmıyorlar. Tamam. Aslında ikisi de moda tasayan yani Parsons'ta okudular yani tasarım üzerine. Birisi management'ını, birisi tasarımı. Ama biri şimdi sadece e, mücefer tasarımı yapıyor. O da tasarımcı. Londra'da bir marka çıkardı kendi markasını. Diğeri de e, Hı -hı. Ta, tamamen farklı böyle bir e, Arayüz tasarımı yapıyor. Ne demek arayüz Bileşim teknolojisi? teknolojisi masterı yaptı. Ha. Bu bilgisayarlarda hani bir şeyler, bir program. O programda girdiğiniz zaman işte tüketici nereden hangi düğmeye basacak, ne yapacak gibi. O da tabii ki farklı Oo, bir teknolojide başka gele, bir şey. O gelecek nesil? Evet tamamen. Girelim. Evet. Ama evet. ikisi de tasarım üzerine çalışıyorlar ya, yine. İkisine de sevgilerimi yolluyorum. Sağ olun, çok Allah teşekkür barışırsın. ederim. Sağ olun. Ya dilek ne iyi ettin de geldin. Zamanımız işte bu kadar yetmiyor Çabucak Hadi geçti değil daha... mi? <laughs> ne dedik odular? <laughs> Doğru. <gülüyor> İnşallah hep senin böyle hayallerini gerçekleştirdiğini görürüz ve. Sağ olun. Çok teşekkür duyarım. ederim. Sen ne iyi ettiniz de çağırdınız. Sizinle olmak çok büyük keyifti. Sevgili seyircilerim, sevdiği işi yaparken ne kadar mutlu olduğunu. Bizi öyle güzel hissettirdi ki Dilek Hanif, hayatında imkansız sözcüğünün olmadığını, çok çalışarak hayalleri gerçeğe dönüştürmenin gerçekten hayat botlası olduğunu anladık. İşimizi severek, tutkuyla yapalım. Başarıya giden yolda sabır ve de sürekli çabanın önemini hep hatırlayalım. Önce kendimize güvenelim. Sonra yaptığımız işe inanalım. Haftaya film gibi hayatlarda tekrar buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.